Bak Bediüzzaman diyor ki, hatta diyor hadisi sahihle, yani sahih hadisle ahir zamanda İsevilerin, yani Hristiyanların hakiki dindarları, dindar Hristiyanlar, ehli Kur'an ile Müslümanlar ile ittifak edip birlikte hareket ederek müşterek karşıtları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi, yani Darwinist, materyalist, ateist sisteme dayanacakları gibi, şu zamanı dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil, yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlara samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dinde ruhanileriyle dahi medarı ihtilaf noktaları, ihtilaf tartışma noktalarını muhakkaten medarı münakaşa ve niza etmeyerek, yani tartışma konusu yapıp niza etmeyerek müşterek karşıtları olan mütecaviz ateistlere karşı, darwinistlere karşı, dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar diyor Bediüzzaman. Münafık şeytanın ifasıyla bunu kabul etmez. Ulan peki ne yapalım, nasıl olması gerekiyor diyorsun münafığa. Ben diyor akşam evde tesbih çekerim diyor. Olmaz. Bu akılcı bir hareket değil. Yani münafığın zaten hiçbir hareketi akılcı değildir de, fakat anlaşılması için söylüyorum. Şahs-ı İsa Aleyhisselam'ın kılıncıyla maktul olan, yani ilim kılıncıyla maktul olan, etkisiz hale getirilen, şahs-ı Deccal'in, Deccal'in şahsının teşkil ettiği dehşetli maddiyunluk, yani Darwinizm ve materyalizm, Marksist-Leninist düşünce ve dinsizliğin azametli heykeli, yani meydana getirdiği dünya çapındaki geniş yapılanma ve şahsı manevisini öldürecek, yani onun fikir sistemini etkisiz hale getirecek ve inkar uluhiyet, Allah'ın varlığını inkar eden, inkarı uluhiyet olan fikri küfrisini, küfür fikrini mahvedecek, onu yok edecek ancak İsevi ruhanileridir ki, o zaman ittifak var demek Hristiyanlarla. Bak, İsevi ruhanileridir ki, o ruhaniler dini İsevi'nin, Hristiyanlık dininin hakikatini hakikati İslamiye ile, yani İslam'ın hakikatiyle, dini İsevi'nin hakikatini, Hristiyanlığın hakikatini İslamiyet ile meczederek, karıştırarak, yani İslam'ın hak olan, doğru olan hükümleriyle yanlış olan yerleri düzelterek o kuvvetle onu dağıtacak ve manen öldürecek. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikati Kur'aniyenin matbuiyetine ve hakimiyete işaret eder diyor. Münafıklar hadis dinlemez, Bediüzzaman'ı dinlemez, Kur'an dinlemez. Neyi dinler? Kalbindeki şeytanı ve putları dinler. Falanca puttan ben bunu duydum. Ulan sen puta göre mi hareket ediyorsun? Kur'an'a göre mi hareket ediyorsun? Puta mı göre hareket ediyorsun? Resulullah'ın sünnetine göre mi hareket ediyorsun? Değil mi? İşte böyle bir sırada diyor. O cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, yani Darwinist, materyalist, ateist cereyan. Pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, ki şu an zaten ateistlik dünyaya hakim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinin ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tesaffi edecek, saflaşacak. Yani eksik ve yanlış yönlerini düzeltecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Yani hurafe olan, yanlış olan kısımlarından çıkacak. Hakaiki İslamiye ile birleşecek. Gerçek İslam'a dönüşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Sanki Müslümanlık gibi olacaktır diyor. Ve Kur'an'a iktida ederek
bağlanarak o İsevilik şahsı manevisi tabi. İslamiyet metbu makamında kalacak, sabit makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde, bu büyük birleşme neticesinde, Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesi neticesinde, bak dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan, şu an mağlup oluyor Müslümanlar baş edemiyor. Hristiyanlar da baş edemiyor. Hristiyanlar da eziliyor, Müslümanlar da eziliyor. Museviler de eziliyor. Münafıklar da sırtını kaşıyarak geziyor. Çakallar. Değil mi? Evet. Ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik, bak dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, şu anda öyle. Gelen tokatlıyor, giden tokatlıyor Müslümanları. Gelen tokatlıyor Hristiyanları, giden tokatlıyor. Ha, Hristiyanlarla alay ediyorlar. Rahiplerle, dindarlarla, rahibelerle, hahamlarla, adamların takkelerine ayrı söz söylüyor, kıyafetten ayrı söz söylüyor. Nefes aldırmıyorlar. Bak, dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, İttihat neticesinde, birleşme neticesinde dinsizlik cereyanına, yani ateist, materyalist, darwinist sisteme karşı dinsizlik cereyanına galebe edip, galip olup dağıtacak istidadında iken, darma keşan edecek istidadında iken, alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan, yani kendi etiyle kemiğiyle Allah'ın katında bulunan ve diri olarak bulunan, şahsı İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın bizzat şahsı, o dini hak cereyanının başına geçeceğini, yani Hristiyan aleminin başına geçeceğini, bir muhbir-i sadık, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kadir-i külli şeyin vaadine istinat ederek, Kur'an'ın hükmüne, Allah'ın ayette belirttiği vaade istinat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiştir, haktır. Madem kadir-i külli şeyi vaat etmiştir Kur'an'da, elbette yapacaktır diyor. Ne diyor Cenab-ı Allah ayette? Sana inanmadık, ehli kitaptan hiç kimseyi bırakmayacağım diyor Allah. Daha önce 12 kişi iman etmişti, havarilere. Hepsine iman ettireceğim, dünyanın tamamına iman ettireceğim sana diyor Allah. İnşallah. Ehli kitaptan inanmadık, hiç kimse kalmayacak diyor. Hristiyan olsun, Musevi olsun. Herkes sana tam anlamıyla iman edecek diyor Allah. Ve sana inananları diyor Allah, seni sevenleri, ki biz inanıyoruz Hazreti İsa Mesih'e. Benim güzelim de inanıyor. Dünya hakimi yapacağım diyor Allah. Dünya hakimi. Kıyamete kadar size hakim edeceğim diyor. Dünya hakim olacaksın diyor. Net. Kur'an ayet. Onun inişi diyor, Hazreti İsa Mesih'in gelişi, kıyamet için bir alamettir diyor. Bir tek Hazreti İsa için söylemiştir Allah. Bak hiçbir peygamber için bunları söylememiştir. Peygamber için dememiştir mesela. Sana iman etmedik hiç kimse bırakmayacağım demiyor Cenab-ı Allah. İsa Mesih için diyor. Sana hiç iman etmedik hiç kimse bırakmayacağım diyor. Ehli kitaptan. Zaten ona iman ettirir mi? Zaten peygamberimize hepsi iman etmiş olacaklar. Anlaşıldı mı? Ama bak seni sevenleri diyor. Seni sevenleri dünya hakimi yapacağım diyor Allah. İnşallah. Ve Hazreti İsa Mesih'in gelişini Allah kıyamet alameti olarak alıyor. O geldi mi tamam. Kıyamet artık baş göz üstüne. Çok yakın demektir. Bu mektuba sayfa 60'ta da okudum. Şimdi bu okudum. Emir-i Alayka sayfa 53. Alem-i İslam'ın tam intibahıyla ve yeni dünyanın, şu anki dünyayı söylüyor, Hristiyanlığın hakiki dinini düsturu hareket iddiaz etmesiyle, yani hakiki dini almasıyla Hristiyanlığın ve alem İslam'la ittifak etmesi, Müslümanlarla ittifak etmesi, yani Hristiyanlık adeta İslamiyet gibi olacak diyor ve Müslümanlar ittifak edecekler diyor ve İncil Kur'an'a ittihat edip, İncil Kur'an'a bağlanıp İttihat edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galip edecek diyor Bediüzzaman. Bu karşılıklı yarışım ama Hristiyanlarla ittifak ederek.
münafıklar ağızları kokmuş ağızlarından köpükler çıkararak hırlıyorlar be, kudurmuş köpek gibi, istemezük diye. Bak İslam alemi ne halde ve Hristiyanlar ne alem, ne haldeler. İttifakla bu kurtuluş olacak diyor Peygamberimiz. Bediüzzaman da bunu anlatıyor. İnşallah.